Selam arkadaşlar ben Cengiz Direk. Bir süredir kitabımızla ilgili yaptığımız çalışmalar nedeniyle sizden ayrı kaldık. Bu süre zarfında 3D TT kimya video destekli defteri sizler için hazırladık. Bu kitabımız çıktı. Bu süre zarfında istemesek de bir süre kanalımızı ihmal etmek zorunda kaldık. Dolayısıyla AYT kimya videolarımızda bir güncelleme kararı aldık. Tabii ki bunu bir kamp şeklinde değil Payder Pay şeklinde yüklemeye çalışacağım. Çünkü yine 3D yayınlarından AYT Kimya video destekli defter üzerine çalışmalar yapmaktayım. Bu nedenle zaman problemi yaşıyorum. Ama elimden geldiğince bu sene dediğim gibi AYT Kimya videolarımızı da kanalımızda güncelleyeceğiz. Evet ilk dersimiz AYT'nin ilk konusu olan modern atom ünitesi ile ilgili olacak bu dersimizde kuantum sayıları ve orbital türlerinden bahsedeceğiz. İsterseniz hemen dersimize başlayalım. Evet ilk olarak modern atom modelinin yetersizliklerine değinelim. Konumuz modern atom modeli ile alakalı. Modern atom modelinden önce bor atom modeli vardı. Peki bor atom modelinin yetersizlikleri neydi? Hızlıca bunlara bir göz atmış olalım. Evet bor atom modelinde elektronun ikili karakteri hesaba katılmamıştır. Bohr atom modeli arkadaşlar elektronun sadece tanecik özelliğini dikkate almıştır. Dolayısıyla bu bir eksiklik. Çünkü biz günümüzde elektronun hem dalga özelliğinde hem de tanecik özelliğinde olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Bohr atom modelinde ise elektronun yalnızca tanecik özelliğine sahip olduğu düşüncesi hakimdi. Dolayısıyla Bohr modelinin yetersizliklerinden birisi olarak elektronun ikili karaktere hesaba katılmamıştır diyoruz. Devam edelim. Diğer bir eksikliğimiz boraton modeli tek elektronlu taneciklerin spektrumlarını açıklamıştır. Yani tek elektronlu sistemler için geçerlidir. Tek elektronlu sistemlere hidrojen, hatırlarsanız hidrojenin proton sayısı 1'di. Yine helyumun artı 1 yüklü iyon hali ya da lityumun artı 2 yüklü halleri örnek verilebilir. Bu iki tanecikte de yine elektron sayımız 1. Dolayısıyla boraton modelinin tek elektronlu sistemler için geçerli olması eksiklikleri arasında sayılabilir. Bohr atom modeli atom çekirdeğinin çevresinde dairesel yörüngeleri öngörmüştür. Elektronların yörüngeyi takip ederek dairesel hareket edebileceğini savunmuştur. Burada dairesel hareket derken iki boyutlu hareketten bahsediyoruz arkadaşlar. Günümüzde ise biz elektronların bulunma ihtimalinin yüksek olduğu bölgelerden bahsediyoruz. Bu de orbital adını veriyoruz. Orbitaller Hacimsel yani 3 boyutlu bölgelerdir arkadaşlar. Dolayısıyla atom modeli için elektronun 2 boyutlu hareketini ifade eden düzlemsel belirli yörüngelerde bulunma fikri yanlıştır. Yine belli bir bölgede bulunmayıp elektronun bulunma ihtimalinin yüksek olduğu bölgelerden bahsedeceğiz. Aslında elektronun hızı ve yeri tam olarak belirlenemez. Birazdan bahsedeceğiz bu duruma da Heisenberg belirsizlik ilkesi diyorduk. O halde tekrarlıyorum. Bor atom modelinde elektronun belirli yörüngelerde bulunma fikri bir eksikliktir. Yanlıştır arkadaşlar. Evet az önce de bahsettiğim gibi modern atom modeline göre elektronların çekirdek etrafında bulunma olasılığının bulunduğu hacimsel bölgelerden bahsedeceğiz. Bu bölgelerde ne diyoruz arkadaşlar? Orbital diyoruz. Hacimsel bölgeden kastımız 3 boyutlu bir bölge arkadaşlar. Evet bor atom modelinin eksikliklerinden bahsettik. Şimdi de modern atom modeline en çok katkı sağlayan bilim insanlarına değinelim. Bildiğiniz üzere modern atom modelinde tek bir bilim insanı ön plana çıkmamaktadır. Birden fazla bilim insanının modern atom modeline katkısı bulunmaktadır. Evet, bunlardan ilki de Broglie, elektron gibi tanecik özelliğine sahip parçacıkların da dalga özelliği gösterdiğini belirtmiştir. Bor atom modelinde de Belirtildiği üzere daha öncesinde elektronların tanecik özelliğine sahip olduğu fikri ön plandaydı. İşte bu görüşün yıkılmasına neden olan ya da katkı sağlayan diyelim bilim insanlarından birisi de de Broglie'dir. De Broglie tanecik özelliği gösteren parçacıkların da dalga özelliğine sahip olduğunu belirtmiştir. Dolayısıyla de Broglie bu fikriyle günümüzde de geçerli olan elektronun hem tanecik hem de dalga özelliğine sahip olduğu fikrinin önünü açmıştır arkadaşlar. Modern atom modeline katkı sağlayan diğer bir bilim insanımız Heisenberg. Heisenberg elektronların hızı ve konumu aynı anda belirlenemez. Bu kusur ölçü aletlerinden kaynaklanmaz şeklinde fikrini beyan etmiştir. Biz bu fikri Heisenberg belirsizlik ilkesi olarak da bilmekteyiz arkadaşlar. Modern atom modelinde bu fikirden de yola çıkılarak orbital kavramı geliştirilmiştir. Heisenberg elektronun hızı ve konumunun aynı anda belirlenemeyeceğini, ancak bulunma ihtimalinin olduğu bölgelerden bahsedilebileceğini belirtmiştir. İşte biz bu elektronların bulunma ihtimalinin yüksek olduğu bölgelere orbital diyoruz. Modern atom modelinde de en önemli kavram orbital kavramı. Bu arada orbitalin diğer bir ismi de elektron bulutuydu arkadaşlar. Evet, modern atom modeline göre elektronların bulunma ihtimalinin olduğu hacimsel yani üç boyutlu bölgelere biz orbital elektron bulutu diyeceğiz arkadaşlar. Evet, modern atom modeline katkı sağlayan diğer bir bilim insanımız Schrödinger. Birazdan da işleyeceğimiz kuantum sayıları aslında Schrödinger'in dalga denklemini ifade etmekte. Elektronların enerji ve davranışlarını açıklayan denklem geliştirmiştir. Biz bu denkleme Schrödinger dalga denklemi diyeceğiz. Elektronların dalga ve tanecik özelliğini gösterdiğini belirtmiştir. Günümüzde de arkadaşlar tekrarlıyoruz. Elektronların hem dalga hem de tanecik özelliğine sahip olduğunu söyleyeceğiz. Modern atom modeli ile Bohr atom modeline ayıran en önemli durumlardan birisi de bu fark. Bohr atom modelinde elektronların sadece tanecik özelliğine sahip olduğu fikri ön plandayken modern atom modelinde ise elektronların hem dalga hem de tanecik özelliğine sahip olduğunu söylüyoruz. Bu arada modern atom modeline katkı sağlayan bilim insanları arasında Max Planck ve Einstein'ın da olduğunu belirtelim. Evet bir örnekle dersimize devam edelim. Bohr atom modelinin yetersizlikleri arasında verilen öncüllerden hangileri söylenilebilir? Birinci öncül elektronun dalga karakterini dikkate almaması. Evet bu Bohr atom modelinin yetersizliklerindendir. Hatırlarsak Bohr atom modelinde sadece elektronların tanecik özelliğini dikkate almıştı. Dolayısıyla elektronun dalga karakterini dikkate almaması Bohr atom modelinin eksikliklerindendir. İkinci öncüle baktık. Elektronların belli dairesel yörüngelerde yer aldığını varsayması yine belli dairesel yörünge fikri de Bohr atom modelinin eksikliklerinden de özellikle de şunu belirtmiştik. Belli dairesel yörünge denilirken iki boyutlu hareketten bahsedilmekte. Biz ise modern atom modelinde elektronun üç boyutlu harekete sahip olduğunu söylüyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda yine elektronun hızı ve yeri tam olarak belirlenemez, belli bir dairesel yörünge fikri bu nedenle de yanlıştı. Üçüncü öncül, çok elektronlu atom ve iyonların spektrumunu açıklayamaması. Yine bu da bor atom modelinin eksikliklerinden da hatırlarsanız bor atom modeli tek elektronlu sistemler için geçerliydi. Son olarak dördüncü öncüle baktık. Elektronların çekirdekten uzaklaştıkça enerjilerin artması denilmiş. Bu ifade eksiklik değil arkadaşlar. Günümüzde de geçerli olan bir durum. Elektronların çekirdekten uzaklaştıkça enerjilerinin arttığını söylüyoruz. Eksiklik olmadığı için enedik O halde sorumuzun doğru cevabı denizlidir. 1, 2 ve 3. öncüler boraton modelinin eksiklikleri arasında yer almaktadır. Bu kısım önemli. Şimdi yörünge ve orbital kavramlarını bir kıyaslayalım arkadaşlar. Yörünge kavramı Bohr atom modelinde geçen bir kavram iken, orbital kavramı modern atom modelinde, kuantum atom modeli olarak bildiğimiz modern atom modelinde geçerli bir kavramdır. Yörüngeyi elektronun izlediği varsayılan dairesel yol olarak ifade ederken, orbitali elektronun bulunma ihtimalinin yüksek olduğu hacimsel bölge olarak ifade etmekteyiz. Görüngede elektronun düzlemdeki hareketi temsil edilirken yani iki boyutlu bir hareketten bahsedilirken orbitalin ise elektronun üç boyutlu hareketini temsil ettiğini yine söylemiştik. Görüngenin şekli daireseldir. Orbitaller ise türlerine göre farklı şekil almaktadır. Bunlardan ileride bahsedeceğiz. Özellikle de S ve P orbitallerinin şekillerini bilelim. P orbitalleri gördüğünüz gibi sonsuzluk işaretine benzer bir şekle sahip iken S orbitalleri küresel bir şekle sahiptir. Devam ediyoruz. Yörünge için her yörünge belli bir enerjiye sahiptir. Çekirdekten uzaklaştıkça yörüngenin enerjisi artar diyoruz. Orbitaller içinde yine her enerji düzeyinde belli orbitaller bulunur ve orbitallerinde belli bir enerjisi vardır. Genel olarak orbitaller içinde özellikle de aynı tür orbitallerden bahsederken çekirdekten uzaklaştıkça orbitalin enerjisi artar yorumunu yapabiliriz. Tekrar altını çiziyorum. Aynı tür orbitaller için özellikle biz çekirdekten uzaklaştıkça orbitallerin enerjisi de artar diyebiliriz arkadaşlar. Evet son olarak her yörüngenin belli bir elektron kapasitesi vardır. Mesela elektron dizilimini yaparken 2, 8 şeklinde giderken burada birinci katman 2, ikinci katman en fazla 8 elektron alabilir şeklinde yorum yapıyorduk orbital için ise her alt orbitalcik en fazla 2 elektron alır diyoruz. Tabi burada şunu söylemek istiyorum. S orbitalleri bir alt orbitalcikten oluşmakta. Bir alt orbitalcikte 2 elektron aldığı için biz S'nin kapasitesini en fazla 2'dir şeklinde ifade ediyoruz. P orbitalleri için 3 alt orbitalcikten oluşur diyeceğiz. Bunları öğreneceksiniz arkadaşlar. Her orbitalcik 2 elektron aldığı için o halde P orbitalleri toplamda 6 elektron alabilir şeklinde yorum yapacağız. D 5 alt orbitalcikten oluşmakta. 5 çarpı 2'den o halde D orbitalleri toplamda 10 elektron alırken son olarak T 7 alt orbitalcikten oluşmakta. Ve yine her alt orbital 2 elektron aldığından dolayı T'nin elektron kapasitesi ise 14'tür yorumunu yapıyoruz. Evet gençler ilk dersimizi burada bitirmiş olduk. Kuantum sayılarıyla ikinci derste görüşmek üzere.